Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede bombalı saldırı düzenlendi. Ukrayna Savaşı hakkında propaganda yayınlarıyla tanınan Vladlen Tatarski hayatını kaybetti. Tatarski'ye bomba yüklü heykel hediye eden zanlı gözaltına alındı. Kremlin'e göre kanıtlar Ukrayna'yı işaret ediyor. Rusya, St. Petersburg'daki bu kafeye düzenlenen bombalı saldırının şokuyla sarsıldı. Kafede Kremlin yanlısı savaş bloğu yazarı, Vladlen Tatarski konuşma yapıyordu. Patlamadan yaklaşık 10 dakika önce bir katılımcı Tatarski'ye heykel hediye etti. Heykelin içinde patlayıcı düzenek gizliydi. Evet. Vladlen Tatarski patlama sonucu hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı, durumu ağır olanlar var. Heykelin uzaktan kumandayla patlatıldığı sanılıyor. Hediyeyi kafeye getiren kadın 1997 doğumlu Darya Trepova'ydı. Petersburg'da ikamet ediyordu. Saldırının ertesi günü cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. <laughs> Vladlen Tatarski, Ukrayna Savaşı ile ilgili yazılarıyla tanınıyordu. 40 yaşındaydı. Gerçek adı Maxim Fomin'di. 2011'de Donetsk'te banka soygununa katılmaktan hapse girdi. 3 yıl sonra cezaevi yanında çatışmalar sürerken firar etti. Ayrılıkçı milislere katılıp Ukrayna ordusuna karşı savaştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali sırasında propaganda yapmak için birçok kez cepheye gitti. Putin'in Ukrayna'nın dört bölgesinin ilhakını duyurduğu, Kremlin sarayındaki toplantıya o da davet edilmişti. Herkesi öldüreceğiz demişti. Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, soyulması gereken herkesi soyacağız. Her şey bizim sevdiğimiz gibi olacak, Tanrı bizimle. Saldırının düzenlediği kafe ile ilgili çarpıcı bir detay var. İddiaya göre kafe, Wagner Paralı Asker Şirketi'nin sahibi Yevgeni Prigojin'e ait. Tüm bunlar patlamada Ukrayna izi şüphesini gündeme getirdi. Kremlin sarayı sözcüsü Dmitri Peskov da patlamayı terör eylemi olarak tanımlayıp kanıtlar Ukrayna'ya işaret ediyor dedi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi ise Tatarski'nin öldürülmesi için Ukrayna istihbaratına şu an hapiste olan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin destekçilerinin yardım ettiğini öne sürdü yaşananlar Darya Dugina suikastını hatırlattı. Ukrayna savaşını savunan Rus düşünür Alexander Dugin'in kızı olan gazeteci Darya Dugina, geçen yıl Moskova'da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. <laughs>